bugün Esenyurt'un iki Güzide mahallesindeyiz. Yenikent ve Sultaniye mahalleleri, bu mahallelerin özelliklerinden bir tanesi de Türkiye'nin ilk karı koca muhtarlarının olduğu mahalleler buraları. O yüzden özel Esenyurt için burası. Birazdan da halkla söyleşilerimiz olacak, esnaflarla söyleşilerimiz olacak Ramazan'la ilgili. Ama daha öncesinde muhtarlarımızla görüşeceğiz. Bakalım mahallelerimizin ne gibi eksikleri var, noksanları var. Bunları görüşeceğiz, soracağız. Önder Ay'la birlikteyiz. Hayırlısı olsun tekrardan. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yenikent Mahallesi Muhtarı Önder Ay. Üçüncü dönemim. Yeni seçildi tekrar. Sağ olsun mahalle sakinlerimiz bize bir 5 yıl daha yetki verdiler. Evet, karı koca olarak bu ikinci seçiminiz herhalde değil mi? Kazandınız Türkiye'de. İlksiniz zaten. Evet. Teşekkür ederiz. Türkiye'de bir karı koca muhtarız. Huri Hanım'ın ikinci dönemi, benim üçüncü dönemim. İki dönemdir karı koca muhtar olarak devam ediyoruz. Bizi seçen, bizi bu makamlara layık gören, hizmetimizi beğenen, güler yüzümüzü beğenen sevgili Yenikent Sultaniye Mahallesi sakinlerimize bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Efendim, Yenikent Mahallesi'nin eksikleri, noksanları nelerdir? Vatandaşların beklentileri nelerdir? Ve muhtar olarak sizin beklentileriniz nelerdir? Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Yenikent Mahallesi muhtarıyım. Evet, ihtiyaçlarımız ve dileklerimiz var. Bizim Yenikent Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı'nın üzerinde yeri belediyemize ait olan bir okul yerimiz var. Okul projemiz var. İnşallah yeni dönemde yeni yönetimdeki belediye başkanımızın oranın bir an önce okul yapılmasını istiyoruz. Mahallemize bir okul kazandırılması. Neden bir lisemiz olmasın mahallemizde? Çok güzel olur ve belediyenin yeri, tahsili belediyeye yapılmış, her şey belediyeye ait, oraya bir okul yeri istiyoruz. Artı Yenikent Mahallemizde Doğan Arası Caddesi'ne paralel olduğumuz için Doğan Arası Caddesi'nden karşıt yönümüze geçiş yok. Yani Esenyurt Devlet Hastanesi'ne ve belediyeye gidecek yönümüze geçişimiz yok. Ya Bulut Durağı'ndan ya da ilerideki Örma'dan dönüyoruz. Bu da muhtemelen ne oluyor? Bütün ara sokak arabaları çıkınca oradaki trafiği de sıkıştırıyor. Bizim Yenikent Mahallemizin tam ortasına Kadrosman Paşa Caddemiz geçiyor. O da Doğan Arası Caddesi'ne paralel bir cadde. Yani dikey çıkışı oraya olan. Oraya küçük bir göbekle bugün Esenyurt Kaymakamımız Sayın Muhtarımıza da bunu özellikle şey yaptık, söyledik. Oranın bir kavşak yapılarak karşı geçişimizin kolay sağlanması için inşallah oraya bir kavşak yaparak Doğan Arası Caddesi'ne çıkışımızı sağlayacağız. Gazi Osman Paşa Caddesi'nden. Onun dışında mali olarak işte ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Yani bu güzelim Ramazan ayının bereketi, bu Ramazan ayının huzurunu ve güzelliğini yaşayabilmemiz için işte daha önceden erzak gelirdi muhtarla. Şu evet. Anda o erzak gelmiyor. Orada sıkıntılıyız. İnsanlar yani soruyorlar vatandaşımız burada gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size ben. Her iki mahallemizin, bu Sultaniye Mahallesi'nin, bu da Yenikent Mahallesi'mizin listeleri var. İhtiyaç sahibi listeleri. Bunları daha önceden belirlediğimiz seçim dönemlerinde evlerini ziyaret ettiğimizde gerçekten ihtiyaç sahibi aileler. Listelerimizde Sayın Belediye Başkanımızla görüştük. Bize gönderin dediler. İnşallah güzel haberler bekliyoruz. Efendim Ramazan yaklaşıyor, bayram yaklaşıyor. Bir 10 gün kaldı. Bir bayram mesajınızı da alalım. Buradan tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en kalbi duygularımla kutluyor. Ramazan'ın ülkemize, İslam coğrafyasına hayırlar ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Buradan tüm sizin aracınızla, Esenyurt TV aracıyla hem Esenyurt'taki hemşehrilerimizin, hem mahallemizdeki hemşehrilerimizin, hem Türkiye'deki, hem de dünya coğrafyasındaki tüm Müslümanların Ramazan bayramını kutluyorum. Allah'ım tekrar bizleri nice nice bayramlara ermek nasip edesin inşallah. Türkiye'de bir karı koca muhtar olarak bizleri seçen, öncelikle Esenyurt halkına, Yenikent ve Sultaniye Mahallesi sakinlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle adımızı duyuran, çalışmalarında Esenyurt'a çok katkısı olan Esenyurt TV yöneticisi sahibi olan Abdullah Gürman Beyefendi ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Karı koca muhtar ailesi olarak da
bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Hayırlı bayramlar.